Hastane ziyareti, doktor, hemşire ve muayene, Türkçe dil eğitimi. Semih neden hastaneye gitti? Semih'in başı ağrıyordu, bu yüzden hastaneye gitti. Esin hastanede hangi bölüme gitti? Esin, dahiliye bölümüne gitti. Semih hastanede ne yaptı? Semih, kayıt yaptırdı ve doktoru bekledi. Doktor Esin'e ne sordu? Doktor, Esin'in şikayetlerini sordu. Hemşire Semih'e ne verdi? Hemşire, Semih'e bir ilaç reçetesi verdi. Esin neden röntgen çektirdi? Esin'in sırtı ağrıyordu, bu yüzden doktor röntgen istedi. Semih doktorla ne konuştu? Semih, baş ağrısını ve diğer belirtilerini doktorla paylaştı. Hemşire Esin'e ne sordu? Hemşire, Esin'in alerjisi olup olmadığını sordu. Doktor Semih'e ne önerdi? Doktor, Semih'e dinlenmesini ve bol su içmesini önerdi. Esin'in muayene süresi ne kadar sürdü? Esin'in muayenesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Semih hangi testleri yaptırdı? Semih, kan testi ve idrar testi yaptırdı. Doktor Esin'e hangi tedaviyi önerdi? Doktor, Esin'e fizik tedavi önerdi. Hemşire Semih'in tansiyonunu nasıl ölçtü? Hemşire, Semih'in koluna tansiyon aleti bağladı ve ölçüm yaptı. Esin hastanede ne kadar kaldı? Esin, hastanede yaklaşık 2 saat kaldı. Semih hastaneden çıkarken ne yaptı? Semih, eczaneden ilaçlarını aldı ve evine gitti. Doktor Esin'e ne zaman tekrar gelmesini söyledi? Doktor, Esin'e 1 hafta sonra kontrol için gelmesini söyledi. Semih hastaneye kimle gitti? Semih hastaneye tek başına gitti. Hemşire Esin'in ateşini nasıl ölçtü? Hemşire, Esin'in ateşini dijital termometreyle ölçtü olur. Esin hastaneye gitmeden önce neler hissetti? Esin, hastaneye gitmeden önce endişeliydi. Semih, muayene sırasında neler yaptı? Semih, doktorun sorularını cevapladı ve belirtilerini anlattı. Hastane ziyareti, doktor, hemşire ve muayene Türkçe dil eğitimi. Semih neden hastaneye gitti? Semih'in başı ağrıyordu, bu yüzden hastaneye gitti. Esin hastanede hangi bölüme gitti? Esin, dahiliye bölümüne gitti. Semih hastanede ne yaptı? Semih, kayıt yaptırdı ve doktoru bekledi. Doktor Esin'e ne sordu? Doktor, Esin'in şikayetlerini sordu. Hemşire Semih'e ne verdi? Hemşire, Semih'e bir ilaç reçetesi verdi. Esin neden röntgen çektirdi? Esin'in sırtı ağrıyordu, bu yüzden doktor röntgen istedi. Semih doktorla ne konuştu? Semih, baş ağrısını ve diğer belirtilerini doktorla paylaştı. Hemşire Esin'e ne sordu? Hemşire, Esin'in alerjisi olup olmadığını sordu. Doktor Semih'e ne önerdi? Doktor, Semih'e dinlenmesini ve bol su içmesini önerdi. Esin'in muayene süresi ne kadar sürdü? Esin'in muayenesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Semih hangi testleri yaptırdı? Semih, kan testi ve idrar testi yaptırdı. Doktor Esin'e hangi tedaviyi önerdi? Doktor, Esin'e fizik tedavi önerdi. Hemşire Semih'in tansiyonunu nasıl ölçtü? Hemşire, Semih'in koluna tansiyon aleti bağladı ve ölçüm yaptı. Esin hastanede ne kadar kaldı? Esin, hastanede yaklaşık 2 saat kaldı. Semih hastaneden çıkarken ne yaptı? Semih, eczaneden ilaçlarını aldı ve evine gitti. Doktor Esin'e ne zaman tekrar gelmesini söyledi? Doktor, Esin'e 1 hafta sonra kontrol için gelmesini söyledi. Semih hastaneye kimle gitti? Semih, hastaneye tek başına gitti. Hemşire Esin'in ateşini nasıl ölçtü? Hemşire, Esin'in ateşini dijital termometre ile ölçtü. Esin hastaneye gitmeden önce neler hissetti? Esin, hastaneye gitmeden önce endişeliydi. Semih muayene sırasında neler yaptı? Semih, doktorun sorularını cevapladı ve belirtilerini anlattı. Sabah rutinleri, Türkçe güne nasıl başlarız? 20 adet Türkçe soru ve cevap örnekleri. Kadir her gün ne yapar? Kadir her gün kitap okur. Emine sabahları ne içer? Emine sabahları çay içer. Londra'da hava nasıl? Londra'da hava genellikle bulutlu. Kadir hafta sonu nereye gider? Kadir hafta sonu parka gider. Emine akşamları ne izler? Emine akşamları televizyon izler. Türkiye'de insanlar ne zaman yemek yer? Türkiye'de insanlar öğlenleri yemek yer. Kadir neden koşar? Kadir sağlıklı kalmak için koşar. Emine neden erken kalkar? Emine işe zamanında gitmek için erken kalkar. New York'ta en popüler yemek nedir? New York'ta en popüler yemek pizza. Kadir yazları ne yapmayı sever? Kadir yazları yüzmeyi sever. Emine kahvaltıda ne yer? Emine kahvaltıda peynir yer. Paris'te en çok ziyaret edilen yer neresidir? Paris'te en çok ziyaret edilen yer Eyfel Kulesi'dir. Kadir ne tür müzik dinler? Kadir pop müzik dinler. Emine neden kitap okur? Emine bilgi edinmek için kitap okur. İstanbul'da trafik nasıldır? İstanbul'da trafik yoğundur. Kadir ne zaman sinemaya gider? Kadir genellikle cumartesi sinemaya gider. Emine neden İngilizce öğreniyor? Emine yurt dışına seyahat etmek için İngilizce öğreniyor. Almanya'da okullar kaçta başlar? Almanya'da okullar sabah 8'de başlar. Kadir arkadaşlarıyla ne yapar? Kadir arkadaşlarıyla futbol oynar. Emine tatilde nereye gitmek ister? Emine tatilde İtalya'ya gitmek ister. Türkçe öğreniyorum. Temel ifadeler ve günlük dil kullanımı. Semih nerede yaşar? Semih Türkiye'de yaşar. Sevda hangi dili konuşur? Sevda Türkçe konuşur. Türkiye'nin en ünlü turizm bölgesi neresidir? Türkiye'nin en ünlü turizm bölgesi Antalya'dır. Semih ve Sevda hangi şehri ziyaret etmek ister? Semih ve Sevda İstanbul'u ziyaret etmek ister. Sevda'nın en sevdiği tatil yeri neresi? Sevda'nın en sevdiği tatil yeri Bodrum'dur. Semih yaz tatilini nerede geçirdi? Semih yaz tatilini İzmir'de geçirdi. Türkiye'de konuşulan dil nedir? Türkiye'de konuşulan dil Türkçedir. Sevda ile Semih hangi ülkeye gitmek istiyor? Sevda ile Semih İngiltere'ye gitmek istiyor. Kapadokya neden ünlüdür? Kapadokya sıcak hava balonlarıyla ünlüdür. Semih hangi dili öğrenmek istiyor? Semih İngilizce öğrenmek istiyor. Sevda'nın en sevdiği yemek nedir? Sevda'nın en sevdiği yemek mantıdır. Türkiye'nin başkenti neresidir? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Semih hangi kitabı okuyor? Semih bir İngilizce öğrenme kitabı okuyor. Sevda'nın hobisi nedir? Sevda'nın hobisi yüzmektir. Semih ve Sevda nereye piknik yapmaya gitti? Semih ve Sevda ormana piknik yapmaya gitti. İstanbul'daki en ünlü cami hangisidir? İstanbul'daki en ünlü cami Ayasofya'dır. Sevda ile Semih neden Fransa'yı ziyaret etmek istiyor? Sevda ile Semih Fransa'yı ziyaret etmek istiyor çünkü Eyfel Kulesi'ni görmek istiyorlar. Türk mutfağının en bilinen tatlısı nedir? Türk mutfağının en bilinen tatlısı baklavaydır. Semih neden İspanya'ya gitmek istiyor? Semih İspanya'ya gitmek istiyor çünkü İspanyolca öğrenmek istiyor. Sevda'nın en sevdiği mevsim hangisidir? Sevda'nın en sevdiği mevsim bahardır. Umarım bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olmuştur. İçerikleri beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen izlediğiniz için teşekkürler. Doğanın mucizeleri, şelaleler, nehirler ve denizlerle tanışın. Deniz nasıl bir yer? Deniz, suyun büyük bir alanı kapladığı, tuzlu suya sahip bir yerdir. Nehir nereye akar? Nehir genellikle denize akar. Şelale yüksek mi? Evet, şelaleler genellikle yüksek ve etkileyicidir. Okyanus dünyanın neresinde bulunur? okyanus dünyanın her yerinde bulunur. Ahmet nehirde ne yapmayı sever? Ahmet nehirde balık tutmayı sever. Gülsevim deniz kenarında ne yapıyor? Gülsevim deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Denizin suyu neden tuzlu? Denizin suyu içindeki mineraller yüzünden tuzludur. Nehirlerin suyu içilebilir mi? Bazı nehirlerin suyu temiz olduğunda içilebilir. Şelale neden gürültülü? Şelale, suyun yüksekten düşmesiyle gürültü yapar. Okyanus hayatı nasıl etkiler? Okyanus, iklim ve hava durumu üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ahmet yazın nereye gitmeyi sever? Ahmet yazın denize gitmeyi sever. Gülsevim en çok hangi denizi seviyor? Gülsevim Ege Denizi'ni çok seviyor. Türkiye'de kaç tane deniz var? Türkiye'de 4 tane deniz var. En uzun nehir hangisidir? Dünyanın en uzun nehri Nil Nehri'dir. Dünyadaki en büyük okyanus hangisidir? Dünyadaki en büyük okyanus Pasifik Okyanusu'dur. Şelaleler genellikle nerede bulunur? Şelaleler dağlık alanlarda bulunur. Deniz ürünleri nelerdir? Deniz ürünleri balık ve deniz kabuklularıdır. Nehirler nasıl oluşur? Nehirler yağmur sularının toplanmasıyla oluşur. Okyanuslarda ne tür canlılar yaşar? Okyanuslarda balıklar, balinalar ve köpek balıkları yaşar. Şelaleyi ilk kez gören Ahmet ne dedi? Ahmet, bu çok etkileyici, dedi. Umarım verdiğimiz bu örnekler Türkçe öğrenimi konusunda faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Merhaba, sevgili seyahatseverler. Bugün sizlere Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik yerlerinden bahsedeceğim. Türkiye, binlerce yıllık tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. İlk durağımız Kapadokya. Bu büyüleyici bölge, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla ünlüdür. Sabahın erken saatlerinde balona binip Kapadokya'nın muhteşem manzaralarını seyretmek gerçekten unutulmaz bir deneyimdir. Efes'e geldiğimizde, antik dünyanın en iyi korunmuş şehirlerinden birine adım atıyoruz. Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı ve Büyük Tiyatro gibi yapılar, Efes'in ihtişamını gözler önüne serer. Pamukkale'nin beyaz traverten terasları ise adeta bir doğa harikasıdır. Burada termal suların şifalı etkileriyle rahatlayabilir ve antik Hierapolis kentinin kalıntılarını keşfedebilirsiniz. İstanbul, tarih ve modernitenin buluştuğu eşsiz bir şehirdir. Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi yapılar, şehrin tarihi zenginliğini yansıtırken, Boğaz'da yapacağınız bir tekne turu size unutulmaz anılar sunar. Antalya, güzel plajları ve antik kentleriyle bir başka turistik cennettir. Burada hem denizin keyfini çıkarabilir hem de Aspendos ve Perge gibi antik şehirleri ziyaret edebilirsiniz. Safranbolu, Osmanlı dönemine ait tarihi evleri ve sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatır. Dar sokaklarda yürürken, ahşap evlerin ve tarihi çarşıların atmosferini hissedebilirsiniz. Ani harabeleri, Türkiye'nin doğusundaki en etkileyici tarihi alanlardan biridir. Orta Çağ'dan kalma bu kentte, Ani Katedrali ve Surp Krikor Kilisesi gibi yapılar sizi geçmişe götürür. Son olarak, Troya'ya gidiyoruz. Homeros'un ünlü eseri İlyada'ya konu olan bu antik kent, tarih ve mitolojinin birleştiği bir yerdir. Troya antik kentini ziyaret ederken, Truva Savaşı'nın izlerini adım adım keşfetmek mümkündür. Türkiye'nin bu eşsiz yerleri, tarih ve doğanın en güzel örneklerini sunar. Bu tarihi ve turistik zenginlikleri keşfederek, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Sabah rutinleri, Türkçe güne nasıl başlarız? 20 adet Türkçe soru ve cevap örnekleri. Kadir her gün ne yapar? Kadir her gün kitap okur. Emine sabahları ne içer? Emine sabahları çay içer. Londra'da hava nasıl? Londra'da hava genellikle bulutlu. Kadir hafta sonu nereye gider? Kadir hafta sonu parka gider. Emine akşamları ne izler? Emine akşamları televizyon izler. Türkiye'de insanlar ne zaman yemek yer? Türkiye'de insanlar öğlenleri yemek yer. Kadir neden koşar? Kadir sağlıklı kalmak için koşar. Emine neden erken kalkar? Emine işe zamanında gitmek için erken kalkar. New York'ta en popüler yemek nedir? New York'ta en popüler yemek pizza. Kadir yazları ne yapmayı sever? Kadir yazları yüzmeyi sever. Emine kahvaltıda ne yer? Emine kahvaltıda peynir yer. Paris'te en çok ziyaret edilen yer neresidir? Paris'te en çok ziyaret edilen yer Eyfel Kulesi'dir. Kadir ne tür müzik dinler? Kadir pop müzik dinler. Emine neden kitap okur? Emine bilgi edinmek için kitap okur. İstanbul'da trafik nasıldır? İstanbul'da trafik yoğundur. Kadir ne zaman sinemaya gider? Kadir genellikle cumartesi sinemaya gider. Emine neden İngilizce öğreniyor? Emine yurt dışına seyahat etmek için İngilizce öğreniyor. Almanya'da okullar kaçta başlar? Almanya'da okullar sabah 8'de başlar. Kadir arkadaşlarıyla ne yapar? Kadir arkadaşlarıyla futbol oynar. Emine tatilde nereye gitmek ister? Emine tatilde İtalya'ya gitmek ister. Merhaba, sevgili seyahatseverler. Bugün sizlere Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik yerlerinden bahsedeceğim. Türkiye, binlerce yıllık tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. İlk durağımız Kapadokya. Bu büyüleyici bölge, peri bacaları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balonlarıyla ünlüdür. Sabahın erken saatlerinde balona binip Kapadokya'nın muhteşem manzaralarını seyretmek gerçekten unutulmaz bir deneyimdir. Efes'e geldiğimizde, antik dünyanın en iyi korunmuş şehirlerinden birine adım atıyoruz. Celsus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı ve Büyük Tiyatro gibi yapılar, Efes'in ihtişamını gözler önüne serer. Pamukkale'nin beyaz traverten terasları ise adeta bir doğa harikasıdır. Burada termal suların şifalı etkileriyle rahatlayabilir ve antik Hierapolis kentinin kalıntılarını keşfedebilirsiniz. İstanbul, tarih ve modernitenin buluştuğu eşsiz bir şehirdir. Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi yapılar, şehrin tarihi zenginliğini yansıtırken, Boğaz'da yapacağınız bir tekne turu size unutulmaz anılar sunar. Antalya, güzel plajları ve antik kentleriyle bir başka turistik cennettir. Burada hem denizin keyfini çıkarabilir hem de Aspendos ve Perge gibi antik şehirleri ziyaret edebilirsiniz. Safranbolu, Osmanlı dönemine ait tarihi evleri ve sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu yaşatır. Dar sokaklarda yürürken, ahşap evlerin ve tarihi çarşıların atmosferini hissedebilirsiniz. Ani harabeleri, Türkiye'nin doğusundaki en etkileyici tarihi alanlardan biridir. Orta Çağ'dan kalma bu kentte, Ani Katedrali ve Surp Krikor Kilisesi gibi yapılar sizi geçmişe götürür. Son olarak, Troya'ya gidiyoruz. Homeros'un ünlü eseri İlyada'ya konu olan bu antik kent, tarih ve mitolojinin birleştiği bir yerdir. Troya antik kentini ziyaret ederken, Truva Savaşı'nın izlerini adım adım keşfetmek mümkündür. Türkiye'nin bu eşsiz yerleri, tarih ve doğanın en güzel örneklerini sunar. Bu tarihi ve turistik zenginlikleri keşfederek, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.